Herkese merhabalar. Galatasaray yeni bir transfere daha imza attı ve artık hani tek transferinde sona geldiği konuşuluyor. Ki ben de hani özel haberimde duyurmuştum. Galatasaray'ın 2-2,5 milyon euro bandında ve anlaştığı haberini almıştık ki bugün de artık imzaların atıldığını duyduk. Transferin kısa süre içerisinde açıklanmasını bekliyoruz ama tabii TT'de asıl olay işin hukuki tarafı. Burada Fenerbahçe'de transferden hukuki sebeplerden vazgeçtiğini açıklamıştı. Biz de tüm bunları spor hukukçusu olan Sayın Alpay Köşe'ye sormak istedik. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun kırmadığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Tete geçen sezonu Fransa ve İngiltere'de geçirmiş bir oyuncuydu ama sözleşmesi Shakhtar Donetsk'te devam ediyordu ve kendisi aslında takıma geri dönmek istemediği için biraz da bonservisini de eline alıp belki de imza parasından da ekstra para kazanmak adına sözleşmesini feshetti ve boşa çıkmıştı. Burada oyuncu açısından bir sorun olabileceğini konuşan çok kişi var. Siz burada oyuncu açısından bir sorun olacağını düşünüyor musunuz? Zira biraz savaşı da göstererek sözleşmesini feshetti. FIFA'nın talimatları gereği. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi burada öncelikle bu transfer koşullarının ne olduğunu ortaya koymak lazım. Bir oyuncunun başka bir kulübe transfer olabilmesi için önceki kulübüyle sözleşmesinin bitmiş olması lazım. Veya bitmemişse sözleşme belli şartlar dahilinde bunun oyuncu tarafından haklı bir sebeple feshedilmesi olması lazım. Şimdi şunun altı çizilmeli ki bu çok önemli bir nokta. Bir oyuncunun sözleşmesi bitmemişse veya haklı sebeple feshedilmemişse ve bir transfer gerçekleştirilmeye çalışılırsa bu FIFA tarafından çok ağır bir şekilde cezalandırılan bir konudur. Daha önce bu konuda Chelsea gibi, Paris Saint-Germain gibi, Barcelona gibi kulüpler transfer yasağı cezaları aldılar. Eğer siz bir oyuncuyu kulübün sözleşmesi devam ederken ayartırsanız ve o kulüple sorun yaşamasına yol açarsanız ve oyuncu bu sonunda sorunlu çıkarsa, suçlu çıkarsa bu durumda FIFA sadece para cezası vermekle kalmayıp transfer yasağı veriyor. Yani bir sezon veya iki sezon Barcelona bu yüzden biliyorsunuz Arda Turan transfer olduğunda Evet. bir süre oynayamadı. Transfer yasağı ceza olmasından dolayı. Yani Barcelona gibi Chelsea gibi kulüplerin gözüne yaşına bakmayan FIFA'nın Türk kulüplerine zaten ne kadar acımasız davrandığını bu noktada biliyorsunuz. Dolayısıyla bir kere kulüplerin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Şimdi bu oyuncu noktasında şöyle bir nokta var. Bu oyuncunun Ukrayna kulübü Shakhtar'la sözleşmesi devam ediyor. Aralık ayına kadar. Bu konu tartışmasız. Oyuncu sözleşmesini feshetmiş. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Ama bu feshet geçerli mi değil mi konusu soru işareti. Yani muhtemelen Fenerbahçe kulübünün de riskli gördüğü konu bu olsa gerek. Çünkü oyuncu sözleşmesini feshedebilir. Sonra FIFA bu transfere izin de verebilir. Bakın bunun altını çiziyorum. FIFA'nın transfere şu an izin veriyor olması işin kapandığını, FIFA'nın bu konuya hak verdiğini hiçbir şekilde göstermez. Ama işin sonunda Shakhtar Kulübü döner, FIFA'ya dava açar, oyuncunun sözleşmesini haksız feshettiğini söylerse ve işin sonunda Shakhtar Kulübü haklı çıkarsa Galatasaray Kulübü çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Bu da nedir? Transfer yasağı. Dolayısıyla hem ciddi para cezası ödemek zorunda kalır, Shakhtar Kulübü'ne ödenmek üzere bonservisle alakalı, hem de transfer yasağı cezasıyla karşı karşıya kalır. Şimdi burada oyuncunun savaş durumunu ileri sürerek sözleşmeyi feshettiği konusu var. Çünkü alacaklarından dolayı feshetmiş olsaydı zaten bir sorun olmazdı. O zaman zaten muhtemelen Fenerbahçe'nin hukukçuları da bu konuda bir problem olmadığını söylerlerdi. Ama şimdi savaş durumundan feshettiğiniz zaman şu an bir problem var. Çünkü savaş ilk çıktığında FIFA zaten Ukraynalı oyunculara, Ukrayna'daki oynayan bütün oyunculara kurallara tabi olmadan transfer olma şeyi tanıdı. Hakkı tanıdı. Hatta transfer sezonu dışında her kulüp iki tane Ukrayna kökenli oyuncuyu, Ukrayna'da oynayan oyuncuyu, köken derken Ukrayna olması gerekmiyor. Yani Ukrayna liglerinde oynayan oyuncuyu Ben transfer etme şansı evet elde etmişti. Ancak gelinen noktada bu şey şu an kalktı. Yani şu an transfer sezonu dışında transfer yapamıyorsunuz. O geçici bir dönemdi. Dolayısıyla şu an savaştan dolayı fesih yapıyor olması yani şu an haklıdır veya haksızdır demek çok doğru olmaz ama ciddi soru işareti barındırdığını söylemek lazım. Yani şu durumda Shakhtar Kulübü'nün bir dava açması durumunda oyuncunun bu davayı kaybetme ihtimali var. Yani bana sorarsan da baktığında şu aşamada oyuncunun sözleşmeyi Aralık'ta bitecek olmasına rağmen feshetmesi, kulübün bonservis almasını engelliyor olması çok iyi niyetli durmuyor. peki ben şunu... Yani Buyurun devam edin lütfen.
Yani benim açımdan bir soru kuşusu olarak baktığımda, dışarıdan baktığımda, hani bir bu konu yargılama mercinde de bulunmuş bir insan olarak baktığımda, oyuncunun iyi niyetli olduğu çok görünmüyor. Yani oyuncu belli ki burada sözleşmesi bitecek. Dolayısıyla şu aşamada bir transfer durumu var. Bu süreçte çok fazla maç oynayamayacak durumu da var. Şu an bu durumdan avantaj elde edip sözleşmesini feshedip buradan para kazanmaya çalışıyor. Çünkü Galatasaray gibi çok önemli bir talibi var. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak inşallah elemelere geçerse bir takım. Dolayısıyla ben oyuncunun burada çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Galatasaraylı hukukçuların bu konuyu ne kadar değerlendirdiği konusu biraz kuşku uyandırıcı. Sanki Fenerbahçe hukukçular bu konuda daha kulübü korumacı davranmış gibi duruyor. Peki burada şunu sormak istiyorum şimdi. Tete'nin sözleşmesi Aralık ayında bitecek. Yani baktığımızda bugünden hani 4-5 aydan neredeyse daha az bir süre kalmış durumda sözleşmesinin bitişine. FIFA burada hani sözleşmenin bitiş tarihinin çok yakın bir dönemde olmasını da baz alarak oyuncu lehine bir karar verebilir mi? Çünkü işte aklıma şu örnek geliyor. Biraz daha farklı örnekler gerçi ama hani Drogba Galatasaray'a gelirken de Çin'den benzer şekilde biraz ayrılmıştı ve orada FIFA Drogba'ya haklı bulmuştu. İşte yakın dönemde yine Galatasaray açısından Modeste örneği vardı. Galatasaray hukukçuları dinleyerek Modeste transferini gerçekleştirmemişti. Bir risk barındırıyor diye. Sonrasında Modeste Köln'e transfer olmuştu ve orada da FIFA sonrasında Modeste'yi haklı bulmuştu. Botheim konusu var. Geçen sezon yine Galatasaray'da gündemdeydi. Galatasaray'ı almadı. İtalya'ya gitti ve burada da kulüp açısından bir sorun olmayacak gibi duruyor. Aslında bu örneklere baktığımızda da biraz sözleşme süreleri de çok uzun değildi bu oyuncuların. Ben dolayısıyla hani burada bu oyuncu lehine bir avantaj olabilir mi sizce? Yok, sözleşme süresinin kısalığı bir avantaj teşkil etmez. Bir gün bile kalmamış olsa sözleşmenin bitimine, o sözleşme devam ediyordur. Bu verdiğin örnekteki oyuncuların sözleşmeleri kısa kalmış olabilir ama onların başka problemleri vardı kulüpleriyle ve bu açılardan FIFA tarafından haklı bulundular. Şimdi oyuncu parasını tam olarak alıyorsa, en kritik şey bu FIFA açısından. Oyuncu ücretini tam olarak alıyorsa ve yani şimdi hiç oynama imkanı bulmuyor olsa, örnek tamamen her şey kapanmış olsa ki Ukrayna takımları şu an hala oynamaya devam ediyorlar. En azından Avrupa Ligi'nde de olsa. Dolayısıyla imkanları var. Kendi ligleri de galiba kısmi olarak devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir durum olmuş olsa FIFA haklı görebilir ama ben burada şunu söylemek istemiyorum yalnız. Yani Tete'yi haklı görebilir bu arada. Hani oyuncuyu, FIFA. Yani çünkü elinde bazı gerekçeler de var. Bir savaş durumu var. İkincisi, gerçi Ukrayna'ya gitmesi gerekmeyecek muhtemelen ama can güvenliği çok söz konusu değil. İkincisi, ne kadar da olsa kısıtlı oynama süreleri. Yani İngiltere Ligi'nde oynamış bir oyuncu için kısıtlı oynama süreleri söz konusu. Bunlar oyuncunun lehine durumlar ama sadece sözleşmesinin bitmesine kısa süre kalmış olması oyuncunun lehine bir durum değil. Mutlaka Galatasaray'ın hukukçuları da bu konuyu değerlendirmiştir. FIFA'yla örnek şeylere bakmışlardır diye düşünüyorum ama ciddi bir risk alındığı ortada. Şunu da unutmamak lazım ki FIFA'nın Türk kulüplerine karşı tavırları diğer kulüplerde çok daha sert oluyor. Yani bir Köln'le Galatasaray kulübünü aynı kefeye koymamak lazım. Yani her ne kadar doğru olmasa da uygulamada maalesef FIFA'nın, UEFA'nın Türk kulüplerine karşı uygulaması çok daha sert. Bundan dolayı şu an ciddi bir risk almış durumda Galatasaray kulübü. Bu riskin sonunda umuyorum bir ceza olmaz. Umuyorum haklı ortaya çıkar ama eğer aksi bir durum olursa, hele Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini düşündüğümüz, umduğumuz bir kulübün FIFA tarafından böyle ciddi bir ceza alması çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokacaktır. Bu riske değer mi değmez mi artık o kulüp yöneticilerinin takdiri tabii. Burada şunu da sormak istiyorum şimdi. Aslında hani Fenerbahçe'nin açıklamasından yola çıktığımızda Fenerbahçe hukukçudan bir risk olduğunu belirttiğini ifade ediyordu. Ama diğer yandan şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz ki hani oyuncunun menajeri burada hiçbir sorun olmadığını, hiçbir sorun teşkil etmeyeceğini, hatta hani emsal kararların da yer aldığını ifade ediyor. Tabii menajerlere %100 güven olmaz ama diğer yandan hani Galatasaray'da transfer artık gerçekleştirdiği için hani hukuki prosedürü incelediğini düşündüğümüzde Galatasaray'da hani bir sorun olmayacağını düşünüyor. Ben hani şunu bir sormak da istiyorum. İki, yani sonuçta benzer bir konu var. İki farklı hukuk penceresinden bakılıyor. Buradaki fark biraz neye sizce dayanıyor? Yani çünkü bir taraf siz de az önce belirttiniz çok ciddi risk olduğunu düşünüyor. Diğer taraf çok sorun olmayacağına inanıyor.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle tabii hukukçular arasında bakış farklı olabilir. Çünkü bu olay zaten biraz ortada bir olay. Yani yorumlamaya açık bir olay. Net şöyledir denemeyecek bir olay. O açıdan farklı hukukçuların farklı görüşleri olabilir. Hiçbirini yanlış denemez. Onu söyleyeyim. Ama belki şunu da söylemem lazım. Ben bir hani kulübün hukuk müşaviri bu anlamda danışılacak kişi olsaydım ben de şahsen Fenerbahçeli hukukçuların olduğu gibi bu transferin yapılmaması yönünde tavsiyede bulunurdum. Ancak benim gördüğüm şöyle bir durum var. Bu transfer sezonunda özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe kulübü arasında ciddi bir transfer yarışı söz Evet. konusu. Yani bir kulübün ilgilendiğini başka kulüp alması gibi bir durum söz konusu. Bu durumda genellikle böyle durumlarda benim tecrübeme dayanarak söylüyorum. Her ne kadar kulüp hukukçuları, işi bilen kişiler, bu konuda deneyimli hukukçular bu tür tavsiyelerde bulunsalar bile bazen kulüp yöneticileri bu tavsiyeleri göz ardı ederek bu transferde öne çıkma, işte diğer kulübün elinden oyuncu alma gibi bir davranışa girebiliyorlar. Dolayısıyla hani burada bir risk var mı? Var. O zaman ben bunu göz ardı ederek alıyorum demiş olabilirler. Fenerbahçe kulübü de öyle bir risk varsa buna girmeye gerek yok demiş olabilir. Yani umuyorum böyle bir durum yoktur ama sanki bu transferde birbirine çalım atma, birbirinin elinden oyuncu alma çılgınlığı diyeyim tırnak içinde. Bir miktar kulüpleri bu konulardaki riskleri göz ardı etme noktasına yönlendirebilir. Nitekim Oğulcan Çağlayan vardı hatırlarsınız mesela Evet. Galatasaray kulübü orada mesela büyük bir hata yaparak oyuncunun hem ciddi para cezası ödemek zorunda hem de oyuncu ciddi bir süre kullanamamak zorunda kaldı. Yani bu tür hataları Galatasaray kulübü daha önce yapıyor. Diğer kulüpler de yapıyorlar. Ama burada dediğim gibi genellikle hukukçuların sorunu olmuyor bu. Hukukçuların suçu olmuyor. Bu riskleri göz ardı çeşitli sebepleri göz ardı eden yöneticilerden genellikle problem çıkıyor. Tekrar söylüyorum Galatasaray kulübü böyle yapıyordur demiyorum. Ama böyle olmuş olabilir diyorum. Benim görüşüm bana sorulsaydı ben transferin olmaması gerektiği yönünde tavsiyede bulunurdum. Ama işin sonunda eğer Galatasaray kulübü haklı çıkar ve oyuncudan ciddi fayda sağlarsa bu durumda tabii bir farklı ilki yapılmış da denebilir. Ama haksız çıkılması durumundaki yani bu oyuncunun sağlayacak katkı yani bir terazi gibi düşünün bunu. Oyuncunun sağlayacak katkıyı bir tarafa koyup da haksız çıkılacağına uğranılacak zararı bir tarafa koyduğunuzda arada bence çok büyük uçurum var. Yani bu oyuncu tek başına herhalde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu getirecek bir oyuncu değil diye düşünüyorum. Yok, kesinlikle değil. Yani o hani biraz anlamsız bir Tete'nin süperstar olduğuna dair sözler ediliyordu aslında bir hafta öncesine kadar ama öyle bir oyuncu olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yok öyle bir oyuncu değil. Sonuçta ödenen rakamdan belli yani 2,5 milyon eurolara bahsediyorsak bu oyuncu zaten Türkiye standartlarında normal bir oyuncu demektir. Zaten öyle bir oyuncu olsaydı İngiltere Ligi'nde falan tutulurdu. Sonuçta orada gitme imkanı bulmuş. Tabii ben bunu değerlendirmiyorum. Bu transfer benim uzmanlık alanım değil. Ama teraziye koyduğumda dedim ki aradaki fark çok yüksek. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Şimdi FIFA oyunculara, Ukrayna'daki oyunculara, bu savaştan etkilenen oyunculara, iki ülkedeki daha doğrusu hem Ukrayna'daki hem Rusya'daki iki ülkedeki yabancı oyunculara sözleşmelerini 2024'e kadar askıya alma hakkı tanımıştı. Tete ve menajer burada olası dava açılma durumunda FIFA'ya gidip şöyle bir savunma yapsalar. Biz sözleşmemizi hani bir nevi askıya aldık. Zaten Aralık'ta da bitecekti. Askı süresinde böyle bir adım attık gibi bir savunma teziyle giderlerse herhangi bir şey olur mu? Yani bu hani belki saçma bir şey de olabilir bu arada. Sadece anlamak için sorduğum bir şey. Siz ne diyeceksiniz bu alandan? Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Yok öyle bir savunma geçerli olmaz. Çünkü bu savaşın ilk çıktığı andı zaten verilen bir haktı. Bundan dolayı bunu o zaman kullanmayıp da şu an kullanıyor olması oyuncunun bu anlamda dediğim gibi kötü niyetli olduğu imajını doğuruyor. Daha önce başka takıma transfer olabilirdi. Sözleşmesini askıya alabilirdi dediğiniz gibi bir sürü imkan vardı ama bunları kullanmamış. Çünkü istediği takıma kiralık gitme imkanı bulmuş. Ama şimdi istediği takıma gidemediği için evet sözleşmesi de sona gelme durumu olduğu için kulübünün bonservis kazanmasını engelleyecek şekilde aslına bakılırsa belki de kendisi imza parası aldı yani muhtemelen almıştır Evet. bu durumda. Şimdi kulübün para kazanmasını engelleyip kendisi o parayı alma durumu. Yani bu açıkçası bu doneleri alt alta koyduğunuzda bir kötü niyet emaresi seziliyor. O açıdan çok da olumlu bir durum söz konusu değil. Yani bu haklarını zamanında kullanmayıp şimdi kullanmış olması. Yani dediğim gibi bu hakları var ama bu hakları kullanış zamanı da önemli. FIFA bunların hepsine bakacaktır.
Burada sonuç itibariyle ne olursa olsun Shakhtar Donetsk'ın ciddi bir zararı var. Bonservis kaybından dolayı. Ukrayna kulüplerine de sempati olduğunu unutmayalım. Bunu da altını çizeyim yani savaştan dolayı. O açıdan Galatasaray Kulübü bence büyük bir riske girmiş durumda. Umuyorum bu riske sonunda Galatasaray Kulübü karlı çıkar. Ben bir de şu an olarak hani Oğulcan Çağlayan konusu da açılmıştı. Hani oradan bir örnek de sormak istiyorum. Şimdi az önce de belirttiğiniz gibi burada Allah korusun hani bir sorun çıkması halinde Galatasaray transfer yasağı da verebilir. Bu tarz eşikler de var ama hani bir Oğulcan Çağlayan örneğinden gidersek Oğulcan Çağlayan konusunda aslında ceza direkt futbolcuya verilmiş bir cezaydı. Yani hani farazi konuşuyorum Galatasaray o gün biz bu parayı ödemeyeceğiz kesinlikle dese para ödenmemiş olurdu. Hani Oğulcan Çağlayan'ın belki kariyeri bitmiş olurdu ama Galatasaray açısından kendi kasasından çıkan bir para olmazdı. Bugün TT konusunda olası bir dava açılması durumunda burada sorun çıkması haline daha doğrusu ceza doğrudan TT'ye mi verilir yoksa Galatasaray'da buradan kesinlikle bir payını alabilir mi? Çünkü bir tarafta TFF'nin verdiği cezaydı. Burada ise FIFA konuya bakacak diye. Şimdi Oğulcan Çağlayan konusunda tabii farklı bir durum var. Orada bir opsiyon süresinin kullanılmasıyla alakalı bir durum söz konusuydu. Bu opsiyonla alakalı fesih yanlış yapmasından, Oğulcan Çağlayan'ın yanlış fesih yapmasından kaynaklı olarak söz konusu ceza çıkmıştı ve para cezası ve oynamama cezası futbolcuya çıkmıştı. Doğru. Aslında oynama cezası futbolcuya çıkmış olsa da aslında bu kulübe de verilmiş bir cezadır bir taraftan ama Galatasaray kulübü herhangi bir ceza almadı direkt olarak. Ama sonuç itibariyle bildiğim kadarıyla parasını da Galatasaray kulübü Evet. ödedi. Oyuncunun Zaten ödemesi gereken parayı. ödenmesi de gerekiyordu aslında. Yani Galatasaray'a yakışan da o olacaktı. Hani ya ben soru Evet. sorarken hani Orada biraz Rizespor'un farklı bir şekilde sormak istedim ama hani şey söyleyeyim hani niye ödendi noktasında değilim. Ödenmesi gerekiyordu bence o paranın. Ben onu da öyle. yani oyuncu sonuçta o parayı zaten ödeyemezdi. Benim bildiğim Aynen. kadarıyla zaten alacağı birkaç yıllık maaşı toplamıydı. Ancak burada direkt transfer söz konusu. Yani bu opsiyonla alakalı bir durum değil. Sözleşmenin devam ettiği konusunda bir soru işareti olmadan bir transfer söz konusu. Bu ondan biraz farklılık arz ediyor. Tabii Galatasaray Kulübü yine ben oyuncu sözleşmeyi feshetti bana geldi. Dolayısıyla ben ona göre sözleşmeyi yaptım. Dolayısıyla ceza oyuncuya çıkmalı da diyebilir. Ama ceza oyuncuya da çıksa biliyorsunuz sonuçta Galatasaray Kulübü'ne mal olacaktır. Ama para cezası çok önemli değil burada. Önemli olan transfer yasağı konusu. Ama kural olarak bir oyuncu sözleşmesini haksız feshederse ilk transfer olduğu kulüp o oyuncuyu ayartan oyuncu olur. Ama bu durum bunlar genelde daha böyle genç yaştaki oyuncularla alakalı. Mesela Chelsea'nin yaşadığı, Barcelona'nın yaşadığı sonra daha genç oyuncularla alakalı problemlerde kaynaklanıyordu. Ama ben yine de yani bu Oğulcan Çağlayan olayından farklı opsiyon olmadığı için Evet. ben Galatasaray Kulübü'nü bu konuda daha riskli görüyorum o davaya göre. Ya çok teşekkür ediyorum. Ama Benim bu arada çok güzel, çok güzel yakaladın, çok güzel bir soru sordun. çok teşekkürler. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak onu da eklemiş olayım. Yani bu sene Türk kulüpleri gerçekten UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde elemelerde güzel gidiyorlar. Ancak bu kendi aralarındaki rekabetten kaynaklı bu tür gereksiz bir durumla karşı karşıya kalmaları gerçekten çok üzücü olur. Umuyorum iki tarafın yöneticileri hukukçularını iyi dinler ve ona göre tavır alır. İki tarafta da çünkü bu konuda şey var, değerli hukukçular var. Umuyorum bu konuda zararsız bir şey de çıkar ve kulüplerimiz Avrupa yoluna devam eder. Çok teşekkürler. Hani ben de benim de bildiğim en azından menajerinin ifade ettiği hep hani hiçbir sorun olmayacağı ve emsal kararların olduğu yönündeydi. Aynı zamanda hani şu da ifade ediyor. Galatasaray'ın da Shakhtar Donetsk kulübüyle de bir irtibata geçtiği yönünde de bilgiler var. Yani bir risk var şüphesiz. Fenerbahçe'nin açıklamasından da anladığımız ama umarız dediğiniz gibi herhangi bir sorun olmaz. Yani İzleyenlere menajerlerin dediğine çok güvenmemek lazım bu doğru, kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum. konuda. Kendi özellikle Tete'nin menajeri ise dikkat etmek gerekiyor. Çünkü farklı bir karakter diyebilirim. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bu konuda hani bir hukukçuyla konuşup olayı aydınlatmaya çalıştık. Umarım memnun olduğunuz bir yayın olmuştur. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde kalın.